Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Menasikil Hac. Bu kitap haccın menasikini beyan kitabıdır. Haccide yapılacak ibadetler nedir, nelerdir? Bunları uzun uza diye izah edecek. En evvela neden başlıyor? En evvela kadının mehremi olmazsa ona hac farz olur mu, olmaz mı? Bundan başlıyor. Babu el-mer'etü la tecidu mehremen. Hel yecibu aleyha farzul haccı emle. Şu babdır ki el-mer'etü kadın la tecidu mehremen. Mehrem bulamıyor. Mehremi yok. Hel yecibu aleyha, ona vacip olur mu? Farzul haccı, farz olan hac. Emle olmaz mı? Yani nafile, eğer mehremi yoksa nafile ona vacip değil. Gidemez de. Fakat kadın zengin, parası var, hac farz olmuş, yalnız mehremi yok. Mehremi yoksa, bu kadının parası var, mehremi yok. Hac farz olur mu, olmaz mı? Bunda birkaç ihtilaf var. O ihtilafları beyan buyuracak. Haddesena Yunus ibn Abdülala, kal haddesena Süfyan ibn Uyeyne en Amri. Semya Eba Ma'bed. Emir Eba Ma'bed eşitti. O da kimdir? Mevla ibn Abbas radıyallahu anh. Abdullah ibn Abbas'ın kölesi. Yakulu Ma'bed derdi ki, Ebu Ma'bed derdi ki, قال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس buyurdular. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنز خطبه وخدي الناس ناسا فقال buyurdu ki لا تسافر سفر etmesin. امرأة bir kadın yahut da sefer edemez. امرأة bir kadın إلا ومعها إلا onunla beraber olsun ذو محرم bir mehrem sahibi. Nikah düşmeyen bir adam olursa vakıtta sefer etsin, yoksa etmesin. وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا bir kadının huzuruna, evine de girmesin. رَجُلُنْ hiçbir adam اِلَّا وَمَعْهَا اِلَّا o kadınla beraber olursa ذُو مَحْرَمٍ bir mehrem. Kadının yanında mehremi varsa kadının yanına girsin, yoksa girmesin. فَقَامَ رَجُلُنْ bir adam kıyam etti. فَقَالَ dedi ki ya Resulullah inni kadik tutiptu, inni ben kadik tutiptu yazıldım fi gazveti keza ve keza, şu şu gazalarda gitmeye yazıldım. Yani kim gazaya gidecekse ismini yazdırır, o gazayı yapacak kumandan defterine yazar, ondan sonra onları toplar gazaya giderdi. Bu adam da ismini yazdırmış hangi gazalara gidecekse. وَقَدْ اَرَدْتُ ben de murad ettim ki اَنْ اَحُجَّ حَجْ اِلَيْمْ بِمْرَاتِ ailemle. Yani bu gazaya ben yazıldım ama ailemi de hacca götüreceğim. Buna ne dersin ya Resulullah? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهِ وَاَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki اَحْجُجْ مَعَمْ رَأَتِكَ ailenle beraber haccin yap. Çünkü o farz olduğundan dolayı, farz-ayn olduğundan dolayı cihattan evvel geliyor. Cihat farz-ı kifaye, bu farz-ı. Haddesena Yunus ibn Abdülala kâle haddesena Vehbi, haddesena ibn Vehbi kâle haddesena ibn Cüreycin en Amrin fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus ibn Abdülala terikiyle rivayet eyledi. Haddesena Ebu Bekrete Bekkar ibn Kuteybe kâle haddesena Ebu Asim kâle ahbaren ibn Cüreyc kâle ahbaren Amr ibn Dinar an Ebi Ma'bed, an İbn Abbas, an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. İmam-ı Tahavi Ebu Bekre tarikiyle de aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena Ravuh ibnül Ferec, kâle haddesena Hamid ibn Yahya, kâle haddesena Süfyan ibn Uyeyne, kâle haddesena ibn Aclan, an Sa'id ibn Ebi Sa'id ibn Ebi Sa'idin el-Mekburi, an Ebi Hureyre'de radıyallahu anhu. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olundu. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdular ki la tusafirul mer'etu kadın sefer etmesin illa ve ma'aha illa onunla beraber olsun zu mehremin bir mehrem. Yahut da la tusafirul sefer edemez el mer'etu kadın illa ve ma'aha zu mehremin bir mehremi beraber olursa o vakitte sefer edebilir. Şimdi burada mer'e dedi. Yani genç olsun, ihtiyar olsun, nasıl olursa olsun. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezâhebe kavmun, ulemadan bir kısmı zahib oldular ki ilâ ennel mer'ete kadın la tusâfiru, sefer edemez.
seferen, gariben, evbeiden, ister sefer yakın olsun, ister uzak olsun. O kadın sefere çıkamaz. İlla ma'zi mehremin. İlla mehrem sahibiyle çıkar. Vehteccu fî zâlike. İşte bu mesele hakkında da ihticac ettiler. Bihâzî lâsâr. Bu eserlerle. Bu rivayet olunan eserler ki Peygamber Efendimiz'den adam kalktı da ne dedi? Ben ailemi hacca götüreceğim. O da dedi ki sen aileni hacca götür. Dedi. Bir bundan, bir de Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki kadın sefer edemez illa mehremiyle beraber. Öyleyse sefer dediğim mi mutlak verir. İster yakın olsun, ister uzak olsun. Kadın sefere gitmesi caiz değildir illa mehremi beraber olursa. Şimdi bu bir cemaatin birisi, bir mezhep. Ve halefen fî zâlike âherun, diğerleri bunları muhalefet ettiler. Bu ikinci mezhep oluyor. Fekâlû, dediler ki küllü seferin, her bir sefer ki huve dûnel berîd, beridin dunundadır. Berid bir 4000 adıma bir berid derler. 4000 adımından adımdan dun olursa felaha, o kadın için olucudur en tusafire, sefer ede bila mahremin, mahremsiz. Ve kullu seferin, her bir sefer ki yekunu beriden, bir berid olursa fesaiden yahut da daha ziyade olursa فَلَيْسَ لَهَا, o kadın için olmadı en tusafire, seferide illa بِمَحْرَمٍ, illa mehremiyle beraber seferide. Berid'in izahı diyor ki bir menzilden bir menzile bir berid derler. 3 saat mesela yürür sabahleyin, işte bir menzilden bir menzile varır. Bunu fersah olarak berid bir fersah demişler. Yahut da 6 mil. Evet, 2 fersah. 2 fersaha bir berit demişler. Yahut da 12 mil olursa buna berit demişler. Şu halde berit ya 12 mildir veyahut da bir menzilden öteki menzile kadar olan yere berit derler. İşte böyle bu beritten ziyade bir yere sefer edecekse berit olsun yahut da beritten ziyade olsun illa mehremiyle beraber sefer edebilir. Yoksa sefer edemez. Bu hadis bunu beyan ediyor. Bu ikinci mezhep. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ, bunda da ihticac ettiler bu ikinci mezhebe zahir olanlar. بِمَا بِالْحَدِسْتَيْكَ حَدَّسَنَا بِذَا رِوَايَةِ اِلَدِ اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عُمَرْ وَالْضَّرِيرِ اَبُوْ عُمَرُ الضَّرِيرِ رِوَايَةِ اِلَدِ اَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَا قَالَ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُورِ عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رواه إليه قال أبو هريرة dediler ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki لا تسافر امرأة, bir kadın sefer edemez beriden bir beride, yani 12 mil mesafeye kadar gidemez إلا مع زوجين, إلا kocasıyla gider ذي رحم محرم, akrabasından kendisine mehrem olan bir kimseyle, aralarında nikah caiz olmayan birisiyle sefer edebilir. İşte bunu delil getirdiler. Bir beride gidecek olursa bir menzilden bir menzile illa mehrem lazım. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Mualla ibn Esed kâle, haddesena Abdülaziz ibn Muhtar en Süheyl'in fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi senediyle zikreyledi. قالوا dediler ki fefi tevkitin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin tevkitinde, vakti beyan etmesinde neyi el beride beridi, yani bir berit yahut daha ziyade bir mesafeye gidecekse diye miktar tayin etti ya, vakti beyan etti, bu bunda orucudur. Ma ul bi şey ki yedüllü, delalet eder neye, ala enne ma dunehu beridin, ma duni bi hilafi, bunun hilafınadır. Yani beritten noksan olursa kadın yalnız başına gidebilir. Ama berit olursa caiz değildir. Ve halefen fî zâlike âkerûn. Başkaları, bunlar da bunlara muhalefet ettiler. Üçüncü mezhep. Her ikisine de muhalefet ettiler. Fekâlû, dediler ki izâ kâne seferun, eğer sefer olursa ve o sefer dûnel yevm, bir günden az olursa فَلَهَا, o kadın için caizdir en tusafire, sefer ede bila mahremin, mahremsiz.
Ve kullu seferin her bir sefer ki yekûnü yevmen bir gün olur, fesâidin yahut da bir günden ziyade olur. Feleyse lehâ, o kadın için olmadı. En tusâfire illâ bimehremîn. O sefer etmesi caiz değildir, illa mehremde caizdir. Bu da üçüncü mezhep oldu. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bunlar da ihticac ettiler bu meselede. بِمَا حَدَّسَنَا Bize bir hadiste ki, بِمَا bir hadiste ki, حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. Ebu Ümeyye'te, Ebu Ümeyye rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّسَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِي كَثِيرٍ اَنْ اَبِي سَعِيدٍ اَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Ebu Hureyre radıyallahu anh yekûl derdi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki, لَا يَحِلُّ لِمْرَأَتِنْ Bir kadına helal olmaz. Öyle kadın ki, تُسَافِرُ يَوْمًا Tüsafiru sefer eder, يَوْمًا bir günlük yola, فَمَا فَوْقَهُ yahut da bir günlükten ziyade bir yola sefer eden bir kadına helal olmaz. İlla ve ma'ha illa kadınla olursa zu hürmetin hürmet sahibi nikahı caiz olmayan bir kimse olursa bu vakitte caiz olur. İşte bunu delil getirdiler ki kadının seferi bir gün bir günden fazla olursa kadın sefer edemez. Haddesena İbrahim ibn Mersuk kâli haddesena Ebu Amir'in kâli haddesena Ebu Nebizib'in anil mekburiyyâne bi Hureyre'te radıyallahu anhu anil nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme mislehu, eyni hadis-i şerifin mislini İmam-ı Tahavi İbrahim ibn-i Mertuk tarikiyle rivayet eyledi, gayre ennehu şu kadar var ki lem yakul demedi. Fema fevkehu yevmen fema fevkehu demedi bu rivayette. Bir gün. Haddesena Yunus kâle ahberen ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu en sa'idin il-makburi fezekere bi-isnadihi mislehu. Evet, İmam-ı Tahavi, İmam Malik tarikiyle de aynı hadisi şerifi zikrediyor. Haddesena Hüseyin ibn-i Nesrin kâle semiyetu Yezid ibn Harun kâle ahberen ibn-i Ebidi bin Ha ve haddesena Rabi'ul Mezdinu kâle haddesena Halid ibn Abdurrahman kâle haddesena ibn-i Ebidi bin anil makburiyye an ebihi an ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anil nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. İmam-ı Tahavi iki senedile yine Ebu Hureyre'ye çıkarıyor, aynı hadisi şerifi zikrediyor. قَالُوا işte bu üçüncü mezhebin sahipleri dediler ki فَفِي تَوْقِيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in tevkiyetinde, vakti beyan etmesinde yevmen bir gün, bir günlük sefer buyurmasında orucudur. Delilin delil orucudur ki عَلَى أَنَّ مَا هُوَ اُلْبِ شَيْكِ اُلْبِ اَقَلَّ مِنْهُ Bundan az oldu bir hilafi bunun hilafınadır. Yani bir günlük sefer, bir günlük yol olduğuna kadın sefer edemez. Ama bir günden aşağı ise sefer edebilir. Bu üçüncü mezhep. Dördüncü mezhep ve halefen fî zâlike âhârûn. Diğer dördüncü mezhebe sahipleri de bunların hepsine muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki küllü seferin, her bir sefer ki yuvadûne l-leyletîn iki geceden azdır felehâ kadın için caizdir en tusâfirehû oraya gider ve gayri mehremin mehremsiz. İki günlük yol. Ve kullu seferin her bir sefer ki yekûnü leyleteyn iki gece olur. Fesâile yahut da daha ziyade olur. Feleyse daha o kadın için caiz olmadı. En tusafirehu oraya sefere de gider ve gayri mehremin mehremsiz oraya gitmesi caiz olmadı. Vehteccu fî zâlike bunda da ihticac ettiler. Bima bir hadisteki haddesena Ebu Bekret'e. قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير أن قزعة مولى زياد قزعة زياد كرسيمش وذا كم دن أن أبي سعيد الخدري أصحاب كرم دن أبو سعيد الخدري دن رواية لدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i işittim يقول buyururdu ki La تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ Kadın sefer edemez. مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ İki gecelik bir yola اِلَّا مَعَ زَوْجٍ اِلَّا kocasıyla beraber sefer eder. اَوْذ۪ي مَحْرَمِ yahut da bir mehrem sahibiyle sefer eder. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍ اَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَزَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِسْلَهُ İmam-ı Tahavi Yunus tarikiyle yani başka bir senetle bu hadis-i şerifi aynen zikrediyor ki
La tusafirul mer'etu mesirete leyleteyni illa ma'a zevcin ev zî mehremin. Ebu Seyyid'in Hudri radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis. Ki kadın iki günlük bir mesafeye sefer edemez illa kocasıyla yahut da bir mehrem sahibiyle olursa. Mehrem de fasık olmayacak sülahadan bir zat olacak. Bir var ki nikahı düşmeyen bir adam olur. Fakat adam fasık olduğundan dolayı yahut da mecusi bir olursa mehrem ama mecusi mecusilerde annesini, varisini nikah etmek caiz olduğundan onlarla olmaz. Fasıkının da olmaz. Evet. Kalu bunlar dediler ki fefi tevkifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin tevkifinde vakit beyan buyurmasında fi zalik bu sefer hakkında orucudur. Nasıl tevkidinde leyleteyn iki gecelik bir yola diye tevkid etmesinde orucudur. Delil orucudur ki ala enne hükme ma ol bir şeyin hükmü ki huve dûnehuma. Bunun dûnundadır. Yani iki gecelik yol değildir. Azdır. Ve hilâfi hükmihima bu iki gecelik seferin hilafınadır. Yani iki gecelik, iki günlük bir mesafe varsa kadın sefer edemez. Ama iki günden az ise sefer edebilir. Beşinci kavul ve halefen fî zâlike âherûn. Beşinci mezhebin sahipleri de bunların hepsine muhalefet ettiler. Fekalû dediler ki küllü seferin her bir sefer ki yekûnü selâsete eyyâmin üç gün olur. Fesâiden ziyade olduğu halde üç gün daha ziyade o seferin mesafesi olursa feleyse daha o kadın için caiz olmadı. En tusafire sefer ede illa ma'a mahremin illa mahrem ile. Ve küllü seferin her bir sefer ki yekûnü dûne zâlik üç günlük mesafeden azdır. Feleha o kadın için caizdir. En tusafire sefer ede bi gayri mahremin mahremsiz. Bu da beşinci kavl oldu. Yani müddeti sefer üç gündür. Üç günden az olursa kadın mahremsiz gidebilir. Yok üç gün daha ziyade olursa mahremsiz gidemez. E bunların delili nedir? Vehteccu fî zâlike bunlar da ihticac ettiler. Bimâşûl bir hadiste ki haddesena bize rivayet eyledi. Kim? İbn-i Ebi Davud'a. Kâle haddesena Müseddedun. Kâle haddesena Yahya. En Ubeydillah en Nâfi'in en İbn-i Umar radıyallahu anhu. İmam-ı Nafi Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet etti ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdular la yahillu helal olmaz limra'etin hiçbir kadına en tüsafire sefer etmesi mesirete selâfete eyyâmin üç günlük bir yola sefer etmesi helal olmaz illa ma'a mahremin illa mahremiyle beraber caiz olur. Bu bir hadis. Diğer bir hadis daha getiriyor. Yani hadis eyni de başka bir senet zikrediyor İmam-ı Tahavi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesena Mekki ibn-i İbrahim, kâle haddesena ibn-i Cüreyc, kâle haddesena Abdülkerim ibn-i Malik, en Amr ibn-i Şuayb, en Ebihi, en Abdillah ibn-i Amr'in radıyallahu anhuma. Abdullah ibn-i Amr ibn-i As rivayet ediyor an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den mislehu aynı hadisi şerifi. Yani la yahillu limra'atin en tusafira mesirata salasata ayamin illa ma'a mahramin. Bir kadın üç günlük bir yola sefer etmesi helal olmaz illa bir mahremi beraber olursa. Ya kocası yahut da kendisine nikahı caiz olmayan akrabasından emin bir adam. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه إمام التحابي بحديث أبو هريرة روايت ديور قال أبو هريرة بيردنا في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرف المزمر التلال لا يحل لامرأة هشبر قبن حلال المز أن تسافر سفر اتمك mesirete felâseti eyyâmin üç günlük bir yola sefer etmesi hiçbir kadına helal olmaz. İllâ me'a racülin illa bir adamla sefer etmesi helal olur ki yehrumu aleyha o kadına haram olur. Nikâhuhu o adamın nikâhı. Yani o kadınla o erkek arasında nikah caiz olmaz. Ebedi nikah, müvakkit nikah da değil. Ebediyen nikah caiz olmayan bir adamla sefer edebilir.
Haddesena Muhammed bin Amr bin Yunus قال حدثنا يحيى بن عيسى عبد الله بن نمير عن نعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال İmam-ı Tahavi Ebu Said'in Kudri'den rivayet ediyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki La tusafirul mer'etu kadın sefer edemez. Seferen bir sefere ki selasete eyyamin üç gün. Üç günlük bir sefere kadın sefer edemez. Fesaiden ziyade olduğu halde üç gün daha ziyade bir mesafeye kadın sefer edemez. İlla ve ma'ha illa onunla beraber olursa sevcuha kocası evi binuha yahut da oğlu ev ehuha yahut da kardeşi ev zu rahmin mehremin minha yahut o kadına mehrem olan akrabasından birisi olursa ki nikahı caiz değil aralarında nikah caiz olmayan birisi olursa vakıtta sefer edebilir. Gayre enne ibn-i Nümeyr şu kadar var ki İbn-i Nümeyr bu senette vakı olan gâle fî hadîsi hadisinde dedi ki fevke selâsin selâsete eyyam yerine fevke selâsin dedi selâsete eyyam dedi. Fark o kadar. Hulâse onlardan bu rivayetlerden üç gün üç günden ziyade bir mesafeye sefer edecekse kadının yanında mehremi olması şarttır. Yoksa caiz değildir. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش فذكر بإسناده مثله إمام التحاوي فهد ترك بن رواية ديور أعمش أعمش أين حديث رواية ديور وقال بيردس سفر ثلاثة أيام böyle dedi yani üç gün ötekinde seferen ثلاثة أيام فساعدن bunda da سفر ثلاثة أيام üç günlük bir sefere gidecekse mehremenin olması şarttır dedi. Haddesena Fehdun gâle haddesena Musa bin İsmail Ebu Selemete gâle haddesena Buheyb bin Halid kitapta ve hep yazılı ama doğrusu Buheyb. Buheyb bin Halid gâle haddesena Süheylun an ebihi ve anil mekburiyyi haddesahu Süheyl'in babası ve mekburi ikisi ona rivayet ettiler. An ebi Hureyre radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre'den رفعه حضرت ابو هريره ده bunu raf etti yani Resulullah Efendimizden rivayet eyledi. قال رسول اكرم Efendimiz buyurdu ki لا تسافر امرأة bir kadın sefer etmez fevke selâsi leyâlin üç günden ziyade olursa onun o kadının sefer etmesi caiz olmaz illâ me ebâlin illâ kocasıyla beraber evzi rahmin mehremin yahut da kendisine mehrem olan bir kimse nikahı caiz olmayan akrabasından birisi olursa onunla sefer eder. قالوا buyurdular ki fefî tevkîti Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin vakit beyanında orucudur. Ney? Yani es-selâse üç günlük yolun beyan buyurmasında vardır. Cizalik bu mesele hakkında, sefer hakkında. Delilün delil orucudur ki alâ enne hükme mâdûne's-selâs üçün madununun hükmü ve hilaf-ı zalik bunun hilafınadır. Yani üç günlük mesafeden az ise bunun hilafınadır. Yani sefer edebilir. Ve mimmen şu bir ulemadandır ki kâle hükmetti bihâdel gavl bu gavliyle hükmedenlerdendir. Kim? Ebu Hanife'te ve Ebu Yusuf'e ve Muhammedun rahmehumullahu teâlâ. Bu üç imam işte böyle hükmedenlerdendir. Fakat ittifakat, ittifak etti hadil asar kulluha, bu eserlerin hepsi ittifak etti. Kimden? Bu eserler an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan bu eserler ittifak ettiler. Ne de fi tahrimi seferi, seferin haram olmasında. Ne olduğu halde sefer? Telasete eyyamin, üç gün olduğu halde. Üç günlük bir mesafeye seferin haram olduğunda ittifak etti. Kime haram? Alel mer'eti kadın üzerine bi gayri zi mahremin mahremsiz. Mahremsiz kadının üç günlük mesafeye sefer etmesinin haramında Peygamber Efendimiz'den varid olan bu eserler ittifak eyledi. Ve ihtelefet eserler ihtilaf eyledi fîmâ dûne selâs üç günden az olan hakkında ihtilaf eyledi. Üç gün ve daha ziyade olursa kadının sefer etmesi haram.
5 günden 90 olursa bunda ihtilaf var. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكْ Biz buna nazar eyledik. فَوَجَدْنَا Biz bulduk. اَنْ نَهْيَ عَنِ السَّفَرِ بِلَا مَحْرَمْ Mahremsiz seferde nehyi bulduk. Ne müddetle sefer? مَسِيرَةَ ثَلَاسَةَ اَيَّامٍ فَسَائِدَ 3 gün yahut da daha ziyade seferde nehyi bulduk. Sabiten sabit bulduk. بِهَذِهِ الْاَثَارِ كُلَّهَا Bu eserlerin hepsiyle. Ki 3 günlük mesafeye yahut daha ziyadeye sefer kadın üzerine haramdır, mahremsiz. Ve kâne tevkîtuhu selâsete eyyâmin Peygamber Efendimiz 3 günü buyurması fî zâlik bu sefer hakkında 3 günün buyurulmasında orucudur. İbâhetü seferi seferin mübah olması orucudur. Dûne selâs 3 günden az olursa liha kadına 3 günden az olursa kadının sefer etmesinde İbâhe vardır. Buna delalet etti. Bir gayri mahremin mahremsiz. Ve levlâ zâlik eğer böyle olmasaydı lemâ kâne olmazdı. Zikrihi Peygamber Efendimiz'in zikretmesinde es-selâse üçî mâne olmazdı. 3 günden az bir mesafeye sefer etmiş kadın için mübahtır. Eğer mübah olmasa Peygamber Efendimiz 3 günü buyurmazdı. 3 günün manası daha neydi? Ve neha nehyen mutlaka. Peygamber Efendimiz nehyi mutlak ile nehy eyledi. Ve lem yetekellem bi kelamin. Bir kelam ile konuşmadı. Böyle kelam ki yekûn fadlan. O ziyade olur. Yani manasız olur. Manasız olmayan bir kelamı konuşmadı. Ve lakinnehu zekere selas. Peygamber Efendimiz 3 günü zikreyledi. Liyu'aleme bilinsin ki enne mâ dûneha. 3 günün maduni, 3 günden az olan bir hilafe, bunun hilafınadır. 3 gün olursa sefer haram, 3 günden 90 olursa mübah. Bu anlaşılsın diye. Ve hakezel hakim, hakim olan adam da böylecedir. Yetekellemü hakim olan bir adam konuşur. Bima bir şeyle ki yedüllü delalet eder. Ala gayrihi başka bir şeye başkasına delalet eden bir şeyi konuşur. Liyuniyehu وَنِ اِغْنَا اِسْسِنْ اَنْ زِكْرِ مَا اُلْ بِشَيْنْ زِكْرٍ derin ki يَدُلُّ كَلَامُهُ onun kelamı delalet eder. Zalik o kelamı aleyhi o şey üzerine. Hakim kısmın öyle bir şey söyler ki o söyledi ki başka bir şeyde müstahane kılar. Başka bir şey söyleyecek fakat o sözünden onu da söylemiş gibi anlaşılır. وَلَا يَتَكَلَّمُ söylemez bil kelami الَّذِي şöyle bir kelamı söylemez ki لَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ gayrisine delalet etmeyen bir kelamı söylemez. Ve huve halbuki yektir en yetekelleme tekellüm etmeye kadirdir. Bir kelamın bir kelamıyla ki yedüllü ala gayri. Gayrisine delalet eden bir kelamı konuşmaya muktedir iken sözü öyle getirir ki onun sözü o konuşmadığı şeye de delalet eder. Ve hâze bu tefaddülün minallâhi azze ve cel Allah-u Teala tarafından tefaddüldür. لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberine tefaddüldür. Bizalik bununla. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Peygamberine fadlu ihsanından bunu vermiştir. اِذْ اَتَاهُ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Resul-i Ekrem Efendimiz'e verdi. Cevami'ül kelimi verdi. Sözü az, manası çok kelimelere cevami'ül kelim derler. Bunları verdi. اَلَّذ۪ي öyle cevamül kelim ki leyse olmadı fi tabi gayrihi başkasının tepende olmadı. Ne olmadı? El kuvvetü aleyhi o cevamül kelim üzerine kuvvet gayrisinde olmadı. Bu Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tarafından bir fadlu ehsandır. Sümme reci'ana sonra rücu ettik. İlâ maşul bir şeye ki künnâ fîh olduğumuz meseleye. Felemmâ zekeret selâse baktaki Peygamber Efendimiz üçü zikriyledi. Ve sebete sabit oldu bi zikrihi Resul-i Ekrem Efendimiz'in zikretmesi sebebiyle. İyyâhâ o üçü zikretmesi sebebiyle sabit oldu ney? İbâhetu maşul bi şeyin mübah ibâhesi ki huve o dûnehâ üç günden dundur, aşağıdır. Üç günden aşağı bir mesafeye sefer etmek mübah oldu. Bu sabit oldu. Sümme ma ol bir şey ki ruvi anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi. Fi men'iha mine's sefer kadını seferden men etmek hakkında. Dûne's selâs
üç günün dününde, üç günden aşağı bir mesafeye gitmekte kadının sefer etmesinin meni hakkında da rivayet edildi. O da neden? Minel yevm bir günden, vel yevmeyin yahut iki günden, vel beridi yahut da bir berit bir menzilden rivayet edilen eserler. Fekullu vahidin min tilkel asar. Bu eserlerden her birisi ve minel eseril merviyi fisselas bir de üç gün hakkında varid olan eserler. Bunlardan her birisi meta kâne ne vakit olursa ba'dellezî şul bir rivayetten sonraki halefehu ona muhalif oldu. Kendisine muhalif olan herhangi birisinden sonra olursa nesekehu onu nesketer. Yani burada üç gün var, iki gün var, bir gün var, bir berit var. Bu dört türlü rivayetten hangisi sonra geldiyse evvelkini nesketer. İmkânen nehyü an seferil yevm. Bir günün seferinden nehi olursa, bir daha mehremin mehremsiz, bir günlük yola mehremsiz sefer etmenin nehi olursa, neden? Ba'den nehyen seferit selâsı bile mehrem. Mehremsiz üç günlük mesafeye seferden sonra olursa, fahve o bir günlük sefer, nâsıhun lehu, o üç günlük seferi nâsıhtır. Ve imkânı haberü selâsı yok. Üç günlük seferin haberi olursa huvel müteahhir anhu. O müteahhir olursa anhu, o bir günlük seferde müteahhir olursa fehve bu üç günlük sefer nâsıhunde, o bir günlük seferi nâsıhtır. Hangisi sonra gelirse evvelkisini o nesheder. Fakat sebete sabit oldu ki enne ahedel meani, manaların birisi elleti öyle manalar ki dûne selâs. Üçün dûnunda olan manaların birisi, o da iki günlük, bir günlük, bir berit, işte bu manalardan birisi. Nâsihatün neshedici oldu. Lisselâsi üçü neshedici oldu. Evis selâse yahut da üç günlük sefer nâsihatün nâsih oldu daha ötekilerini. Ya onlar bu üç günü nesheder ya üç gün onları nesheder. فَلَمْ يَخْلُ خَالِ olmadı خَبَرُ السَّلَاسِ Selasın üç günlük seferin haberi olmadı. مِنْ اَحَدِ وَجْهَيْنِ iki vecihin birisinden hali olmadı. Muhakkak ikiden birisidir. اِمَّا اَنْ يَكُونَ ya o üç rivayeti ola هُوَ الْمُتَكَدِّمَ tekaddüm etmiş ola, evvelce gelmiş ola اَوْ يَكُونَ وَلَا هُوَ الْمُتَأَخِرَ مُتَأَخِرَ ola ya mütekaddim ola ya mütaahhir ola. İmkan eğer olursa ve o el-mütekeddime mütekeddim olursa üç günlük mesafeye sefer mütekeddim olursa fakat ebaha mübah kıldı es-sefere seferi mübah kıldı ekelle min selâsin bila mehrem mehremsiz üç günden az olan bir mesafeye seferi mübah kıldı. Sümme câe sonra geldi ba'dehu o üç günlük seferden sonra ennehyü nehi geldi an seferi ma'ul bir seferden ki ve dûne selâs üç günün dûnundadır. İki gün yahut da bir gün yahut da bir berit ondan sonra onun nehi geldi. Evet bir gayri mehremin mehremsiz. Feharreme haram kıldı ma'ul bir şeyi ki harreme haram kıldı el-hadisul evvel. Evvelki hadisin haram kıldığını haram kıldı. O da neydi? Evvelki hadis üç günlük mesafeye sefer haram idi. İki günlük mesafeye sefer ederse üç günlük haram. Bir günlük gene öyle, bir berit gene öyle. O üç günü de haram etmiş oldu. Çünkü azı haram eden çoğu da haram etmiş olur. Ve zade ziyade eyledi aleyhi o üç günlük üzerine hürmeten uhra başka bir haramı ziyade eyledi. Yani üç gün dahil, üç günden başka bir şeyle. İki gün ise iki günlüğü de haram eyledi, başka bir hürmet. Bir gün ise bir günlüğü de haram eyledi. Bir berid ise bir beridi de haram eyledi. Yani evvelki haram üzerine bir haram daha ziyade eyledi. Ve huve o hürmeti uhra, yani ikinci haram da nedir? Ma beynehu ve beynes selas, kendisiyle üç arasında. Bir berid ise beritten üç güne kadar. Bir gün ise
üç güne kadar, iki gün ise evet üç güne kadar, işte bu da başka bir hürmet oldu. Bunu da ziyade eyledi. Fevecebe öyleyse vacip oldu. İstemalü selâsi, üçü istemal vacip oldu. Alâ mâ ulbişe üzerine ki evcebehu, onu icap etti. El eseru eser. Öyle eser ki el mezkûru fî anda üç gün zikredilmiş. Üç gün zikredilen eser vacip kıldığı şeyin istemali vacip oldu. Ve imkâne huvel müteakhire, yok eğer o üç günlük, üç günü beyan eden hadis müteakhir olursa ve gayruhu, gayrisi de olursa, el müteakaddime, müteakaddim olursa, fehve, o üç günlük, üç günü beyan eden hadis, o nedir? Nasıhun nasıhtır, lima tekaddemehu, tekaddüm edeni nasıhtır. وَالَّذ۪ي وَالْبِشَيْكِ تَكَدَّمَهُ, ona tekaddüm etti. غَيْرُ وَاتِبِ الْعَمَلِ بِهِ, anında amel vacip değildir. Ve onları nesfetti. Üç gün olursa kadının sefer etmesi haram. Üç günden noksan olursa helal. Onları nesfetmiş oldu. فَحَد۪يثُ السَّلَاتِ, bunun üzerine üç günün seferi hakkında, üç günlük sefer hakkındaki hadis. Vacibün, vaciptir. İstemalu, istemali alel ehvali, ehvalların hepsi üzerine, küllüha, küllüsü üzerine. Ve mâ hâlefehu, ona muhalif olan, fakat yecibü, vacib olur. İstemaluhu, onun istemali, imkânehu vel müteahhir, eğer müteahhir ise onun istemali de vacib olur. Ve lâ yecibü, vacib olmaz. İmkânehu vel mütekeddime, mütekeddim ise vacib olmaz. Eğer mütekeddim ise mensuh, mensuhun hükmü yok. Yok müteahhir ise bu üç günlük hakkındaki hadis sabit. İki günlük, bir günlük yahut bir beri, o da ayrıca bir hürmet olduğundan dolayı onu da nezere itibara alırlar. İkisiyle de amel edilmiş olur. فَالَّذ۪ي اُلْ بِشَيْكِ قَدْ وَجَبَ عَلَيْنَا, bizim üzerimize vacip oldu. İstemalihu, onun istemali vacip oldu. وَالْاَخْذُ بِهِ, an almak bize vacip oldu. فِيكِلَ الْوَجْهَيْنِ, her iki vecihde de ister üç günlük hakkındaki hadis evvel varid olsun, ister sonra varid olsun, her ikisinde de bize istemali vacip olan, onu almak vacip olan evla evla oldu. Neden? Mimma ul bir şeyden ki kad yecibu istemaluhu fi halin, onun istemali bir halde vacip olur ve terkuhu, terki de vacip olur fi halin, bir halde. Üç günlük hakkındaki hadis istemali vaciptir. Herhangi surette olursa olsun. Bu daha evvela ötekiler iki günlük, bir günlük, bir berit olursa bazı halde vacip olur eğer kendileri müteahhir ise. Bazı halde de terki vacip olur eğer mütekeddim ise. Öyleyse her iki surette de istemali vacip olanı alırız. O da nedir? Üç günlük sefer. Ve fî sübûti mâ zekerna, bizim bu zikrettiğimiz şeyin sübûtunda orucudur, delilün delil orucudur ki Ala annel mer'ete kadın, değilse daha ona caiz olmadı. Ente hüccü haccı de, izâ kâne beynaha ve beynel haccı, kendisiyle haccın arasında olursa, mesîretü selâsete eyyâmin, üç günlük bir yol olursa, illâ me'a mehremin, illâ mehremiyle beraber değil. Kendisiyle Kâbe'ye, Mekke-i Mükerreme'ye varacak mesafe üç günlük daha ziyade olursa, mehremsiz ona hac etmesi caiz değildir. İlla mehremi beraber olacak ki caiz olan. Feyza adimetil mer'etu, feyza adimetil mehreme, feyza adimet, o kadın bulamazsa, el mehreme, mehremi bulamazsa, ve kâne beynaha ve beyne Mekke, kendisiyle Mekke arasında da olursa, ney? El mesafetü leti, şu bir mesafe ki zekerina, biz zikreyledik. Mehrem bulamadı. Kendisiyle Mekke arasında da bu mesafe var. Fehye, o kadın gayru vacidetin, bulucu değildir. Lissebili yolu. Yolu bulamamıştır. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de velillahi alen nasi hicrul beyti men istataa ileyhi sebila. Yol bulabilirse ona hac vaciptir. Bu sebili bulmuş oldu mu bu kadın, yok. Niye mehrem bulamadı? Ellezî, öyle sebil ki yecibu, vacip olur aleyha, o kadın üzerine el haccu, hac bi vücudihi, o sebilin bulunması sebebiyle. Sebil olacak, yol bulacak.
o diğer şartların hepsini tamam etti ama mehrem bulamadı ondan. Sebebiyle istitaatı olmadı, ona hac vacip olmadı. Fakat kâle kavmun, bir kavim dediler ki, bu altıncı mezhep oluyor. La bâse beis olmadı. Ben tüsafir el mer'etu, kadın sefer edip bir gayri mehremin mehremsiz. Kadının mehremsiz sefer etmesinde beis yoktur. Vehteccu ihticac ettiler fi zalik, bu mesele hakkında da bima bir hadisteki haddesena Yunus'u, Yunus bize rivayet eyledi. Kale haddesene ibn-i Vehbin, İbn-i Vehb bize rivayet eyledi. Kale ahbereni Yunus an ibn-i Şehabin an Amrete an Aişete radıyallahu anh. Hazreti Aişe radıyallahu anh'dan rivayet eylediler ki enneha Hazreti Aişe semi'atha enneha Amre semi'atha Hazreti Aişe radıyallahu anh'a yeşitti, tekulü der olduğunu işitti. Fil mer'eti, bir kadın hakkındaki tehüccü, hac eder. Bir kadın hacca giderdi. Ve leyse me'aha zu mehremin, o kadınla mehremi de yoktu. Fekalet Hazreti Aişe radıyallahu anh'a, buyurdular ki ma li küllihinne, onların küllüsüne için olmadı zu mehremin mehrem. Ma li küllihinne, ma olmadı yani, li küllihinne, bunların küllüsüne zu mehremin mehrem olmadı. Bunların hepsinin mehremi yok. Bazısının mehremi var, bazısının mehremi yok. Yani bu hac edebilir manası çıkıyor bu hadisi şeriften. Haddesena Rabi'un Mu'azzinu, kâle haddesena ibn-i Vehbin, anil leysi, enne ibn-i Şehab haddesehu, en amrete, enne Aişete radıyallahu anha. İbn-i Şehab-ı Zühri Amr'den işitti, o da Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet eyledi ki, uhbiret, Hazreti Aişe'ye haber verildi ki, enne Ebu Sa'idin el-Hudriye, Ebu Sa'idin el-Hudri, yufti, fetva veriyor ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle, buyurdular ki la yesluhu, layık olmaz lil mer'eti, kadına en tüsafire, sefer etmek, illa ve me'aha mehremun, illa onunla mehrem olursa o vakitte sefer salih olur, yoksa salih olmaz, yani caiz olmaz. Fekâlet Hazreti Aişe bu fetvayı duyunca buyurdular ki mâ li küllihinne, onların hepsi için olmadı zu mehremin mehrem olmadı. Bunların hepsinin mehremi olmaz. Bazısının mehremi var, bazısının mehremi yok. Bundan da anlaşıldı ki Hazreti Aişe tecviz etti. Kadın mehremsiz hacca gidebilir diye bu anlaşıldı. Fe innel hüccete aleyhim, böyle diyenlerin aleyhine hüccettendir. Fî zâlike, bu mesele hakkında, kadının kendi başına mehremsiz sefer etmesi hakkında onların aleyhine hüccettir. Ney? Ma ol bir şey ki kat tevateret, tevatür etti, çoğuldu bihi anınla el afer eserler. Ölleti, öyle eserler ki kat zekernaha, biz onu zikreyledik. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den zikreyledik. Fehye, işte bu hüccetün, hüccettir. Ala kulli men, her bir kimsenin aleyhine hüccettir ki halefaha, buna muhalefet eyledi. Yani biz bu kadar hadis-i şerif zikreyledik ki hepsinde diyor ki 3 gün mesafeye sefer edecek ise o kadının yanında mehrem olması şerttir. Öyleyse bu onların aleyhine, buna muhalif gelenlerin aleyhine hüccet oldu bu. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ, bir adam dese ki اِنَّ الْحَجَّ حَجْ لَمْ يَدْخُلْ, dahil olmadı فِي السَّفَرِ الَّذ۪ي, şöyle bir sefere ki nühiye anhu, ondan nehyet olundu fi tilkel atar, bu eserlerde. Bu eserlerde vakı olan nehi ya hac dahil değildir. Hac buna daha başka seferdir derlerse fel hüccetu ala zâlikel qâid, bu sözü söyleyenin aleyhine hüccettir. Hadîsü ibn-i Abbasin, Abdullah ibn-i Abbasin hadisi, onun aleyhinde hüccettir. Ellezî, öyle hadis ki bedâna bi zikrihi, onun zikriyle biz başladık. Fî hâdel bâb, bu babta. En evvela onu zikrettik. İz yekûlu, derdi ki Abdullah ibn Abbas buyururdu ki hatebe Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz hutbede buyurdular. Fekâle, buyurdu ki la tüsâfir umra'etun, bir kadın sefer etmez
İlla ma'a mahremin, illa mahrem ile beraber sefer eder. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ, bir adam da ona dedi ki, اِنِّي اَرَدْتُ اَنَ حُجَّ, ya Resulallah, ben hac etmek istiyorum, اِمْرَاَتِ ailemle, وَكَدِكْتُ تِبْتُ, ben yazıldım, fi gazveti keza ve keza, filan filan gazalara gitmeye de yazıldım. Halbuki ailemle de hac etmek istiyorum. Ne buyurursun? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ehyücü bimraetike, ailenle beraber hac et. Fedelle zalik, bu delalet etti ki, ala enneha, o kadın la yenbeği leha, ona layık olmaz, ente hücce haccede, illa bihi illa kocasıyla. Ve levle zalik, eğer bu olmasaydı, le kâle lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona buyururdular ki, وَمَا حَاجَتُهَا اِلَيْكَ, o kadın. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنِّي اَرَدْتُ اَنَا حُتَّ بِمْرَاتِ, Resulullah Efendimiz böyle hutbe buyurduktan sonra bir adam kalktı dedi ki, ya Resulullah, قَدِكْتُ تِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, filan filan gazalara ben cündü olarak, mücahid olarak yazıldım. Halbuki ben ailemle hac etmek istiyorum. فَقَالِ اُحْتُجْ بِمْرَاتِكِ, ailenle hac et. فَدَلَّ ذَلِكُ, bu delalet etti ki, عَلَى اَنَّهَا قَدٍ لَا يَنْبَغِي لَهَا, ona layık olmaz, اَنْ تَحُجَّ حَجَّدَ اِلَّا بِهِ اِلَّا kocasıyla. وَلَوْ لَا ذَلِكَ, eğer bu böyle olmasaydı, لَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz ona derdi ki, وَمَا حَاجَتُهَا اِلَيْكَ, kadının sana ne ihtiyacı var? لَاَنَّهَا, o kadın, تَخْرُجُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ, Müslümanlarla beraber çıkar, haccını yapar. Ve ente, sen femdili ve çık, kendi işine git. Fî mektutip, de yazılmış olduğun cihada git. Böyle derdi. Kadının mehremsiz haccı caiz olmadığından Resul-i Ekrem Efendimiz ona buyurdu ki, sen aileni hac ettir. Fe fî terkin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in terk etmesinde orucudur. Neyi? En yâmürehû bizâlik, bunu böyle emretmesinin terkinde. Ve emrihi en yehucce mâhâ, yani sen cihadi terk et ve emrihi, ona emretti ki, en yehucce me'aha, o kadınla beraber hac ede, bu emrinde işte onu terk edip, cihadi terk edip kadınla hac etmesinin emrinde orucudur. Delilün delil orucudur ki, ala enneha, kadın la yesluhu leha, ona salih olmaz, layık olmaz, el haccu hac illa bihi illa kocasıyla layık olur. Kocası olursa caiz olur, yoksa caiz olmaz. Beyin gale gailun, bir mu'terize itiraz etse dese ki, kadreveytum, siz rivayet ettiniz en İbni Ömer'e, Abdullah İbni Ömer'den, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gale buyurdular ki, la tüsafirun ra'etun, bir kadın sefer etmez, mesirete felaset eyyamin, üç günlük bir mesafeye sefer etmez, illa ma'azi mehremin, illa mehrem sahibiyle. Mehrem olursa sefer eder, yoksa sefer etmez. Ve kad ruvi anhu, halbuki Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. Min kavlihi, kendi kavlinden, kendi fetvasından. Ba'den nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz'den hilaf-ı zalik, bunun hilafı rivayet edildi. Fezekere, o gail zikreyledi. Neyi? Maşul bir hadisi ki, haddesene, bize rivayet eyledi. Ali ibn Abdurrahman, kâle haddesene Abdullah ibn Salih, قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه بكير نافع عن رواية التكي ما من نافع حدثه أن رواية لديك أنه كان يسافر بو سفر دردي مع ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر لبرابر سفر دردي كم مواليات له أنا أركضش olanlar. Onunla beraber giden bir takım kadınlar Abdullah ibn Ömer'le sefer ederdiler ki, leyse me'ahunne, onlarla beraber olmadı, zû mehremin, mehrem sahibi de olmadı. Eğer bu Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet etti ki, Abdullah ibn Ömer caiz değil, halbuki kendisiyle beraber mehremi olmayan kadınlar kendisiyle sefer ederdiler. Buna ne diyeceksiniz? Kîle lehu, o adama denilir ki, bu itiraz eden adama, مَا هَذَا, bu olmadı, bir خِلَافٍ, muhalif olmadı, لِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ,
anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Abdullah ibn Ömer'den, o da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğumuz hadise bu muhalif değildir. لَاَنَّا لَمْ نَرْوِ biz rivayet etmedik anhu Abdullah ibn Ömer'den, o da kimden? Anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Neyi rivayet etmedik? Nehyen, bir nehyi rivayet etmedik ki en tüsafire kadın seferide, en tüsafire seferide el mer'etu kadın seferen herhangi bir sefere, eyyi seferinken herhangi bir sefer olursa onunla sefer etmesin illa bir mehremin, illa mehrem ile. Bütün seferleri biz rivayet etmedik ki herhangi bir sefer olursa olsun mehremsiz sefer etmesin, bunu rivayet etmedik. وَلَاكِنَّا رَوَيْنَا عَنْهُ biz Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledik. O da kimden? Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber Efendimiz'den. Ki ennehu Peygamber Efendimiz nehaye nehyeyle de en tüsafirel mer'etu kadın seferi de. Nasıl seferi de? Seferen bir sefere. Öyle sefer ki selasete eyyami. Üç günlük bir yola seferden nehyetti. İlla me'azi mehremin, illa mehremil olursa o caiz. Onu nehyeylemedi. Bizim rivayet ettiğimiz bu. Üç günlük mesafe olursa mehremsiz sefer etmesinden Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Biz bunu rivayet eyledik. فَكَانَ ذَٰلِكَ بُغُلُرْ نَاهِيًا لَهَا قَدْنِ نَهْيَدِكِ olur. مِنَ السَّفَرِ الَّذ۪ي وَالْبِسَفَرِ اَنِ السَّفَرِ الَّذ۪ي وَالْبِسَفَرِ'den ki miktarı mesafeti, onun mesafesinin miktarı اَسْسَلَاسُ üçtür. Üç günlük bir mesafeye, üç günlük bir mesafeye sefer edecekse işte bu miktar olursa, üç günlük bir miktar olursa bundan nehyedici oldu. İlla bir mahremin, illa mahremin olursa caizdir. Ve mübihen, mübih de oldu. Bu Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifi neyi? Lima huve ekellu minhu. Az olursa, üç günden az olursa onu da mübih oldu. Mesafeten, mesafe yönünden bir gayri mahremin, mahremsiz. Üç gün olursa mehremsiz sefer edemez. Üç günden az olursa mehremsiz sefer edebilir. Onu da mübah kıldı. Fakat yecuzu caiz olurken yekune ola. Es-seferüllezi vel bi sefer ki kâne yusafiruhu o seferi yapıyordu. Me'ahu Abdullah ibn Ömer'le kim ha ulâil muvaliyat o kendisine mehremsiz katışan kadınlar ve gayri mehremin mehremsiz kendisiyle sefer edenlerin seferi olmuş ola. Huwa o sefer الذي bi seferuna ki lem yedhul dahil olmadı fi ma neha anhu Peygamber Efendimizin nehyilediğine. O nehyilediğine ne ma revaynahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Abdullah ibn Ömer'den, o da Peygamber Efendimizden nehyilemiş olduğu hadise dahil değil bu. Çünkü o hadis 3 günlük mesafe. Ama belki 3 günlük sefer değil de 3 günden az olabilir. Böyle olması caiz. وَاَحْتَجَ آخَرُونَ başkaları da ihticac eylediler ki اِبَاحَةِ السَّفَرِ seferin mübah olmasında لِلْمَرْأَةِ kadına بِغَيْرِ مَحْرَمٍ mehremsiz kadının seferi caizdir diye ihticac eylediler. Neyle? بِمَا رُوْيَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْهَا Hazreti Ayşe'den rivayet edilen hadiste ki اَنَّهَا Hazreti Ayşe كَانَتْ تُسَافِرُ seferi derdi بِغَيْرِ مَحْرَمٍ mehremsiz. فحدثني بعض أصحابنا بزم أصحاب مزم بعض روايته الذي عن محمد بن مقاتل الرازي محمد بن مقاتل الرازي دن كي لا أعلمه بند ومحمد بن مقاتل بالميورم إلا أن حكام الرازي إلا حكام الرازي دن روايته اسمش الله قال حكام الرازي دي كي سألت أبا حنيفة رحمه الله İmam Ebu Hanife'ye sordum. Hel tusafirul mer'etu kadın sefer eder mi? Bi gayri mahremin mahremsiz. Fekale buyurdu ki la sefer edemez. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i nehyeyledi. En tusafire mer'etun bir kadının sefer etmesinden mesirete selasete eyyamin fesaiden. Üç günlük bir yola yahut daha ziyade bir yola kadının sefer etmesi den Peygamber Efendimiz nehyeyledi. İlla ve ma'ha illa kadınla olursa zevcuha kocası ev ebuha yahut da babası ev zu rahmin minha yahut da akrabasından o kadına nikahi helal olmayan bir mehremi olursa onunla hac edebilir. Onunla o üç günlük yola sefer edebilir.
Kale Hakkam, Hakkam dedi ki feseeltul arzemiyye, Arzemi ismi Abdülmelik ibni Ebi Süleyman. Ben buna sordum. Fekale dedi ki la bese bizalik. Beis yoktur. Yani kadın sefer edebilir. 3 günlük yolda olsa kadın sefer edebilir dedi. Haddeseni Hakke Erzemi dedi ki bana rivayet eyledi. Ataun ata enne Aişete radıyallahu anh Hazreti Aişe kânet tüsafirü sefer ediyordu. Bila mahremin mahremsiz. Erzemi böyle dedi. Hazreti Aişe mahremsiz sefer ediyordu. Öyleyse diğer kadınlara da caizdir. Kâle Hükkem dedi ki fâteytü Ebu Hanife'de ben Ebu Hanife'ye geldim rahimahullah. Fâhbertuhu ben ona haber verdim. Bizalike buni. Bunu haber verdim ki Hazreti Aişe mahremsiz sefer ediyordu. Fekale Ebu Hanife, Ebu Hanife dedi ki rahimahullah lem yedrin azremiyyü Erzemi bunu bilmedi. Erzemi ma reva rivayet etmiş olduğu şeyin mahiyetini Erzemi anlamadı. Kânen nâsu nasıl olurdu la Aişe'te Aişe'ye mehremen mehrem olurdu. Nas Aişe'ye mehrem idi. Sema'a eyyihim saferet Hazreti Aişe bu Müslümanlardan ümmet-i Muhammed'den hangi birisiyle sefer ise fakat saferet ma mahremin mahrem ile sefer ederdi. Etmiş olurdu. Ve leysen nasuna sulmadı li gayriha Hazreti Aişe'nin gayrisine minen nisa kadınlardan kezalik böylece olmadı. Ve küllüllezi şülbü şeyin hepsi ki esbetine biz onu ispat eyledik fi hadel bab bu babda. O da neden? Mimmen el mer'eti kadını men etmekten, minis seferi seferden. Nasıl sefer? Mesirete selaseti eyyami. 3 günlük bir yola kadının seferinden men etmesindeki biz ispat ettik. Men hakkındaki hadisleri rivayet eyledik ve ispat eyledik ki kadın 3 günlük yola gitmesi memnu olur. İlla ma mahremi, illa mahremiyle gidebilir. Daha neden ispat ettik ve min ibahati madune zalike 3 günlükten az olursa onun da mübah olduğundan biz burada ispat ettik daha kadına mines seferi seferden bir gayri mahremi mahremsiz 3 günlük yoldan az olursa mahremsiz sefer edebilir. Bunun da mübah olduğunu ispat ettik. Ve min ennel mer'ete dahi şunu da ispat ettik ki kadın la yecbu aleyha ona vacip olmaz. Fardul hacci haccın fardı illa bi vücudiha onun bulmasıyla el mehreme mehremi bulmasıyla olur. Mehrem bulursa hac ona farz olur. Bulamazsa hac farz olmaz. Mea vücudi sairi sebil sebilin diğerlerinin bulunmasıyla beraber yani hac farz olmasının diğer şartleri bulunacak. Ondan sonra ziyade olarak bir de mehrem bulursa ellezî öyle sebil, sahiri sebildir ki yecibu vacib olur, bi vücudiha onların bulunmasıyla hac vacib olur. Evet, onların bulunmasıyla vacib olur. Ney? Fardul haccı, haccın farzı vacib olur. O şartlar bulunduktan sonra bir de kadın mehremi bulunursa o vakitte hac ona farz olur, yoksa olmaz. İşte bunların hepsi nedir? Kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahmetullahi teala. Bu 3 imamın kavilleri de budur. Hulase-i kelam, yani 3 imamın mezhebi bu ki, kadın zengin olur, bütün şartlar kendisinde bulunursa, yani haccın, vücubunun şartları bulunursa, bir de bunlardan ziyade olarak bir mehremi bulunursa, hac ona farz olur. O mehrem bulunmazsa, hac farz olmaz. Hulase bu. Yani sefer hakkında 6 gavul getiriyor. Fakat 6.'nın 5.'si ki 3 günlük yola yahut daha ziyadeye sefer edecekse bir kadın mehreminin bulunması şarttır. Yoksa caiz değildir. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.